adı belki de hiç duyulmamış bir ülkenin birinde bir delikanlı annesiyle beraber yaşarmış. Küçük bir dağ köyünde minicik evlerinde güzel günler ve güzel geceler geçirirlermiş. Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm hiç eksik olmazmış. Babalarını çok çok eskiden, delikanlı henüz bir bebekken kaybetmişler. İşte o zaman anne oğul yalnız kalmış. Üzülmüşler, ağlamışlar. Fakat yapabilecekleri bir şey yokmuş. Küçük bir bahçeleri varmış. Minik evlerinin önündeymiş. Onu ekip biçer, dikerler. Onun sayesinde karınlarını doyururlarmış. Ne az diye yakınırlarmış, ne de daha çok olsun diye aranırlarmış. Aradan yıllar geçmiş. Çocuk fidan gibi boyatmış, delikanlı olmuş. Fakat yıllar annesinin gücünü azaltıyormuş gitgide. Artık eskisi gibi bahçeye gidip çalışamıyormuş. Saçlarına aklar düşmüş, dizlerinde derman kalmamış. Delikanlı da zaten onun yorulmasını hiç istemiyormuş. Bahçenin ekimini tek başına yapmaya başlamış. Odun kesmek için arada bir dağda çıkıyormuş. Bu odunları eve getirir, soğuk günlerde onlarla ısınırlarmış. Artan odunları da şehirde satarlar, 3-5 kuruş kazanırlarmış. Delikanlının annesi artık iyice yaşlanmış. Güzel mi güzel, şirin mi şirin bir nine olmuş. Tatlı dilli, hoş sohbet bir ninecik. Komşuları onu pek bir severlermiş. Gelmesine hiç dayanamazlarmış. Delikanlı da annesinin üzülmesini hiç istemezmiş. Ninecik yemek pişiremiyor, evi temizleyemiyormuş artık. Devamlı yalvarıyormuş. Bir tek oğlum var, onun mutlu olmasını isterim. Ne olur, onun gibi iyi bir gelin ver bana. Bu evin neşesi eksilmesin. Güzel ninecik böyle düşünmeye devam ederken bir gün oğlunu yanı başına çağırmış. Düşüncesini söylemiş ona. Ey oğul, ben hiçbir işi yapamaz oldum. İhtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar yaşlandım. İsterim ki bir gelin gelsin, evimize çeki düzen versin. Sen ne dersin oğul? Delikanlı annesinin söylediklerini bir gün düşünmüş, iki gün düşünmüş, sonunda kendisinin de bakıma ihtiyacı olduğuna karar vererek, anneciğim sen nasıl istersen öyle olsun demiş. Böylece iyi kalpli, tatlı dilli, güler yüzlü bir gelin adayı aramaya başlamışlar. Ninecik hanım hanımcık olsun istiyormuş. Çok geçmeden evin içinde üçüncü bir kişi gezinir olmuş bile. Delikanlıyı evlendirmişler. Gelin hanım da artık o evin bir parçası olmuş çıkmış. Önce öyle güzel geçiyormuş ki günleri. Gülüyor, eğleniyorlarmış hep beraber. Sabah oğul ile gelin bahçeye çeki düzen veriyorlarmış. Sonra delikanlı odun kesmeye dağa gidiyormuş. Annesi ile eşi kendisini beklediklerinden işini bitirir bitirmez evin yolunu tutuyormuş. Ne zaman güneş kızarmaya başlasa her şeyini toplayıp düşüyormuş yollara. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış, mevsimler bir bir değişmiş, o eski güzel günler yavaş yavaş kaybolmaya başlamış artık. Bağrışmalar dökülüyormuş evin pencerelerinden dışarıya. Zavallı ninecik bu tartışmalara engel olabilecek hiçbir şey yapamıyormuş. Çünkü tartışmanın sebebi kendisiymiş. Gelin sabah akşam söylenir olmuş. Annene bakmak zorunda değiliz, onu bu evden götür. Gitsin yanımızdan, mutluluğumuza engel oluyor. İstemiyorum onu, diyormuş. Delikanlı sabırla, nereye gidecek, onun benden başka kimsesi yok ki, diyormuş. Hem neden gitsin, o bizim annemiz, o bizim en sevdiğimiz olmalı bu dünyada. Bir köşede oturmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Neden onu istemiyorsun? Önüne yemek koymasan günlerce aç kalabilir. Senden bir lokma istemez, hiç şikayet etmez. Nedir ondan alıp veremediğin? Zaten yapabilecek gücü olsa ne senden bekler yardım ne de benden.
Ama bütün bu sözlere rağmen gelin hanım ısrarla ninenin gitmesini istiyormuş. Delikanlı bir gece annesinin yanına varmış. Bir bir söylemiş her şeyi. Anneciğim, beni affet. Karım senin bu evden gitmeni istiyor. Benim de artık ona gücüm yetmiyor. Ninecik kısık bir sesle, biliyorum evladım demiş. Her şeyden haberim var. Sen hiç üzülme. Beni buradan çok uzaklara götür ve bırak. Ben başımın çaresine bakarım. Beni bir koruyan çıkar. Delikanlı çok sevdiği annesinden ayrılmayı hiç istemiyormuş. Fakat karısının sözlerini duymaktan da bıkmış. Bu yüzden bir gün sabahın aydınlığı ortaya çıkmadan horozlar yeni yeni uyanıyorken annesinin koluna girmiş ve birlikte ağır ağır yürümeye başlamışlar. Evden belki 10, belki 20 kilometre, belki de daha fazla uzaklaşmışlar. Bir vadiye gelmişler. Akşam olmak üzereymiş. Delikanlı annesine, anneciğim, seni getirebileceğim tek yer burası demiş. Beni affet. Ninecik yüzünde minik bir tebessümle oğlunu uğurlamış. Güle güle evladım, dertler sizden uzak olsun. Hep mutlu olun inşallah. Hadi yolun açık, yüreğin ferah olsun. Delikanlı annesini akşam vakti o vadide bırakmış. Evine dönmüş. Günler geçmiş üzerinden fakat içi bir türlü rahat etmiyormuş. Aklına kötü kötü şeyler geliyormuş. Uykularından korkuyla uyanıyormuş. Kim bilir orada ne büyük kurtlar, vahşi hayvanlar vardır. Annemi belki de paramparça etmişlerdir diyormuş. Karısına da söyleniyormuş. Yarın annemi bıraktığım yere gittiğimde onu bulamayacağımdan eminim. İstediğin oldu işte. Bunun için mutlusundur. Ama ben annemi kendi ellerimle öldürdüm. Bunu nasıl yapabildim? Nasıl senin sözlerinle annemi dağ başına attım? Karısı ise bu sözleri hiç umursamıyor, duymazlıktan geliyormuş. Onun bu halini gören delikanlı daha da bir öfkeleniyor, daha da bir kendisine kızıyormuş. Ertesi sabah delikanlı koşa koşa vadiye gitmiş. Bir yandan da kendi kendine, hiç olmazsa annemin kemiklerini toplayıp toprağa gömeyim diye düşünüyormuş. Fakat delikanlı vadiye vardığında gözlerine inanamamış. O da nesi? Bu vadi sanki o vadi değil. Cennetten bir köşe olup çıkmış. Kurtlar yerine her yanda güzel gözlü ceylanlar geziniyormuş. Annesinin çevresinde dolaşıyorlar. Onun dizlerinde uyuyorlarmış. Delikanlı heyecanla yanına koşmuş annesinin. Anne, şükürler olsun yaşıyorsun. Hala buradasın. Güzel ninecik güler yüzle karşılamış oğlunu. Sevgiyle kucaklaşmışlar. Delikanlı merakla sormuş olanları. Ninecik de anlatmış. Sen gittikten sonra bol bol dua ettim. Sonra bu güzel hayvanlar geldi buraya. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bana yiyecek getiriyorlar. Var git yoluna oğul. Ben burada rahatım. Merak da etme. Delikanlı annesi her ağzını açtığında daha çok hayrete düşüyormuş. Çünkü annesi konuşurken ağzından çil çil altınlar saçılıyormuş yerlere. Güzel yüzünde güller açmış sanki. Her taraf mis gibi kokuyormuş. Gözlerine inanamamış. Biraz daha oturmuş annesinin yanında. Sonra düşünceli düşünceli yola koyulmuş. İçi rahat, sevinçle dönmüş evine. Haberi karısına vermek için sabırsızlanıyormuş. Nihayet karısı bütün olanları öğrenince çıldırmış. Ne? Olamaz. Çabuk benim de annemi o vadiye götür. Mutlaka o vadinin sihirli güçleri vardır. Benim de annemin ağzından çil çil altınlar dökülür. Ne çok zengin olacağım düşünsene. Çabuk, çabuk ol. Ne duruyorsun daha? Delikanlı annesinin ağzından dökülen altınlara şaşırmaktan vazgeçip karısının bu halini hayretle seyretmeye koyulmuş. Ama diyecek söz bulamamış. Neler olacağını merak ederek karısının annesini de almış, o vadiye götürmüş. Vadiye bıraktıktan sonra evine dönmüş. Ertesi sabah sabırsızlıkla karısı onu vadiye göndermiş. Şu keseleri de al yanına. Altınları doldur. Hiç oyalanmadan geri gel. Altınlarıma bir an önce kavuşmak istiyorum. Kim bilir ne kadar çok olmuşlardır.
Köşklerde yaşayacağım artık. Muhteşem bir şey bu. Hizmetçilerim olacak. Şu evin içinde yaşlanıp gitmekten kurtulacağım. Zengin olacağım, zengin. Karısı böyle hayal kura dursun, delikanlı vadiye doğru yola çıkmış. Fakat vadiye vardığında gördükleri onu çok korkutmuş. Vadi, o vadi değil sanki. Ceylanlar gitmiş, yerine dev kurtlar gelmiş. Üzgün bir şekilde eve dönmüş. Karısına bütün gördüklerini anlatmış. Annen ölmüş, onu toprağa gömdüm. Annemi görmedim, orada değildi. Ceylanlar onu alıp kim bilir nereye götürdü. Karısı hiçbir şey söyleyememiş, susmuş, susmuş. Günlerce, aylarca tek kelime etmemiş ve bir daha da hiç konuşmamış.